İsra hadisesi önemli bir olay olarak Resulullah'ın hayatında yaşanan bir olay. Kur'an bundan bahseder ama detayına dair herhangi bir şey vermez. Evet. Bu olayın tarihi Risaletten, hicretten yaklaşık 2 veya 2,5 yıl öncesine dayanır. Biz az önce de söylemiştik zaten, Peygamberimizin ne tür mucizeler gördüğünü, neler yaşadığını bilmiyoruz. Evet. Ama İsra olayına Kur'an-ı Kerim değinmiş, bu kadar. Sahabenin de Resulullah'ın ne yaşadığını merak etmemiş. Anlaşılan ki bu Evet. konuda sahabeden de bir şey gelmemiş bize. Evet hocam. Yani İsra hadisesiyle ilgili. Ama bizim gelenekte enteresan bir kavram kargaşası var değerli seyirciler. Biz İsra ile birlikte anılan Miraç hadisesini ikisini aynı olaymış gibi algılıyoruz ve birlikte değerlendiriyoruz. Bizim temel sıkıntılarımızdan birisi bu. Bu nedenle de bir türlü bu meseleyi izah edemiyoruz. Mesela soru soruluyor size. Aslında İsra'yı soracak adam Miraç kavramını kullanıyor. Evet. Veya ben bazı tercümelerde rastlıyorum. İsra'dan bahsediyor, Biraz çalışıyor. Miraç diye tercüme etmiş onu. Çünkü İsra ve Miraç o kadar karışık ki bu kavram kargaşası bizim ansiklopedimize bile yansımış. Mesela ansiklopediye bakarsanız önemli bir çalışma. Ben kendilerini de uyardım hatta bu konuda yazı da yazdım ama hiç dönülmedi. Şimdi bakınız burada İsra maddesi yoktur. Miraç maddesi var ve İsra Miraç'ın içerisinde. Evet. Batılıların yaptığı ansiklopedide de İsra ve Miraç bari ayrılmış. En azından o ayrıma dikkat edilmesi gerekirdi. Vahiy ile olan bir şeyle rivayetlerdeki olanı birbirine karıştırmamak lazım. Şimdi dolayısıyla da biz de İsra ve Miraç hadiseleri sanki birbirinin peşine ve bir arada vuku bulmuş birbirini tamamlayan iki olay gibi algılanır. İşte dediğimiz gibi Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gelişi İsra, oradan Peygamberimizin göğe çıkışı Miraç. Ama rivayetlere indiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim Miraç'tan asla ve kata bahsetmez. Böyle bir şey yok. Hiçbir ayetle de uzaktan yakından bu mesele ilintili değil. Yani bu demek ki tamamen rivayetlerden müteşekkil bir anlatı. Ama İsra olayının akabinde olduğu söylenir. Oysa en erken döneme ait kaynaklara bakıyorsunuz ki bu İsra olayından sonra değil, İsra olayından önceki döneme ait. Üstelik mesela İbn Sa'd'ı açın bakınız. Orada çok açık bir şekilde ifade eder. Yani İsra'dan önceki döneme ait Peygamberimizin öğlen uykusunda gördüğü bir rüyadır diye ben demiyorum. Yani İbn Sa'd söylüyor bunu. Evet. En erken döneme ait kaynaklarda bu vardır. Bu Resulullah'ın gördüğü öğlen uykusuna yattığı sırada gördüğü rüya anlatısı daha sonradan İsra olayında vuku bulmuş ve işte az önce söylediğimiz o namaz, işte Bakara suresinin son iki ayeti, cennete ortak koşmayanların, Allah'a ortak koşmayanların özür diliyorum, cehenneme, cennete gireceği müjdesi burada verilmiştir gibi bir forma dönüşmüş. Halbuki en erken döneme ait rivayetlere baktığımız zaman Cemal Hocam ilginç bir şey çıktı karşıma. Hicri 235, Hicri 235 yılına kadar kaynaklarımızda, hadis kaynaklarımızda bir tane Miraç rivayeti yoktur. Başka bir şey daha söyleyeceğim şimdi. En erken geçen kaynak Abdurrezzak'ın tefsiridir. Onun bir de musannefi vardır seyircilerimiz yani Abdurrezzak'ta geçiyor gibi düşünebilirler. Ben hadis kaynakları özellikle dedim. En erken 210'da Abdurrezzak'ta geçer. Ondan sonra 218, 16, 18 diye geçer. İbni Hişam'da, Siret'te geçer. Ve bundan sonra da işte 235'te Tayalisi'nin Musannef'inde geçer. Tayalisi'nde özür diliyorum. İbni Ebi Şeybe'nin Musannef'inde geçer. Bundan önce hadis kaynaklarında geçmez. Siyer kaynaklarında 217, tefsirde de 210. Yani 210'dan öncesinde Miraç'a dair bir rivayet yok. Ha bundan sonraki o en erken döneme ait Miraç rivayetlerinin tamamı da Mekke'den semaya uruçtan bahsediyor hocam. Evet. İlginç. Yani şey yok. Kudüs'e gelip buradan göğe yükselme yok. Doğrudan Mekke'den semaya. Hatta bir meslektaşım vardır. Ben ona aynen şu ifadeyi kullanmıştım. Abi dedim yani ben şaşırdım dedim. Yani bu kadar bu kaynakları taradım. Bu kaynaklar hep Mekke'den semaya uruçtan bahsediyor. Şimdi bunu niye söyledim ben? Az önce Yahudi kültürüyle bir bağlantı demiştim. Göğe yükseliş Evet. motifi. Beri tarafta da İslam kültüründeki motif. Bakınız göğe yükseliş. Ama bu Miraç rivayetleri özellikle de Kudüs'ü ön plana çıkarma bu Emeviler döneminde biliyorsunuz Şam başkent olunca Kudüs ve Şam'la ilgili pek çok İsrailiyat rivayeti de taşınmıştır. Biliyorsunuz melekler bile kanatlarını germişler. Şam'ı koruyacaklar. Yani Peygamberimizin hadisidir bu.
Mesela yani, Kudüs'ün ilk kıble olduğu yani, iddiası, onu da hocam, onu da konuşalım. Ona, mutlaka ona da değinelim. Ona da değinelim. Konu o kadar çok ki. Ama şimdi böylece İsra olayının akabinde gerçekleşmiş bir olay gibi sunulur Miraç. Ve burada da adeta Peygamberimiz, hatta bedenin göğe yükseldiğinden bahsedilir ve burada da Allah'la görüştüğünden, konuştuğundan en hazin tablo da şu. Az önce bir ünvanla söyledim. Bir profesör diyor ki Allah'ı görmeye götüren ayet. İsra ayetinin meali ortada. Allah'a şükür Kur'an'da mesajı belli. Kim nereye neyi götürmek için gönderiyor? Böyle şey olabilir mi? Ama işte rivayetlerde bu iddia olunca bu İsra olayı Miraç'la birleştirilmiş gibi düşünülmüş ve burada Peygamberimiz Allah'la görüştü, konuştu. Tıpkı Hazreti Musa gibi o 10 emir aldı. Bizim Peygamberimiz de Bakara suresinin son 2 ayetini aldı. Oysa bakıyoruz ki Bakara suresinin tamamı Medine döneminde nazil olmuş. İsra olayı ise Medine'ye hicretten 2 yıl önce. Onun akabinde vuku bulan Miraç da o zaman olması lazım. Mesela bir başka bir şey, çelişkilere geçelim şimdi. Allah'a ortak koşmayanların cennete gireceği müjdesi. Ya bu bütün dinlerin ortak şeyi, bizim dinimizin de temel ilkesi. Allah'a ortak koşmayanların cennete gireceği müjdesi. Yani siz bir şey biliyorsunuz Cemal Hocam, ben de size ondan sonra bunu bildiğiniz bir şey. Müjde Cemal Hocam, bir şey getirdim, bir haber. İsrafil Hocam ben bunu biliyordum diyorsunuz. Yani bakınız bu oluyor müjde.